Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama tabii ki de en güzeli benden domates alıp evde kendiniz yaptınız. Ya gidersek bir yere. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Değişelim. Ya kaza yaparsın? Ya nereye yapacaksın? Tarlanın ortasındayız. Ama hızlı mı yapayım? Önüme bakayım, bunu mu alkalayayım? Edirne Keşan'dan herkese merhaba. Bizler Profi Traktör Türkiye ile beraber bugün genç çiftçilerimizden Oğuzkan Gökçen'le beraberiz. Onun bir gününe hep beraber ortak olacağız. Yapmış olduğu işleri bizler de deneyimleyeceğiz. Biber ekiminden domatese kadar birçok alanda kendisi üretim sağlıyor. Oğuz, evet. Nasılsın? Hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Aslında evet, biz hoş geldik. Şu an gördüğünüz tarla domates tarlası. Yan tarafta da karpuzlarımız var. Onları da inceleriz birazdan. Bu domateslerimiz bir aylık domates. Bir ay oldu ekeli. Bakımlarını yaptık. Gübrelemeleri, ilaçlamalarını yapıyoruz. Şu an yeni yeni çiçek açmaya başladı. Bu şekilde inceleyebiliriz birazdan. Domatesler minik minik çıkmaya başlamış, ben evet, gördüm. Evet, yavaş yavaş başladılar. Mesela bu bölgede bir hastalıklı birkaç fidemiz var. Mesela şunu bir çıkaralım. Mantarı bir hastalık var bunda. Neden kaynaklanıyor? Bu genelde burada su durmasından dolayı kaynaklı olabilir. Bütün kış burada su duruyor. Zaten yerden de belli bir toprak kusmaya başlamış, tuz kusuyor. Yani toprak yapısıyla alakalı, sulamayla alakalı bir hastalığımız. Yani, şimdi bunu kurtarabiliyor muyuz mesela? Bunu kurtarmamız aslında çok zor ama mesela burada sağlamlar da var bu bölgede, bunları kurtarabiliriz. Şimdi de şeylere bakalım mı? Minik minik çıkanlar. Evet, minik minik çıkanları nerede? İnceleyebiliriz. Nerede? Burada aslında vardı bir tane. Şurada var. Kameraman arkadaşım Emir'den rica ediyorum yaklaşmasını. Emir gel. Gel gel, korkma gel. Şimdi güzelliğine bakın. Mükemmel. Karpuza şimdi karpuzlara geçelim. En sevdiğim şey karpuz. Bence yazın vazgeçilmezi karpuz. Sofranın vazgeçilmezi. Evet, kesinlikle. Peynir, karpuz, makarna üçlüsü. Mükemmel bir yerdeyim şu anda. Ben gerçekten karpuz nasıl yapılıyor, yani bu sürece nasıl geliyor, aşırı merak ediyorum. Bu bahçemiz karpuz bahçesi komple. Burada karpuz yetiştiriciliği yapıyoruz. Malçlı şekilde ekim yaptık. Karpuzlarımız şu an büyüme aşamasında. Birazdan zaten gübre vereceğiz, hep birlikte göreceksin sen de. Yani şu anda karpuzlarımız gayet güzel. İlk kırım karpuzlarımız hatta büyümeye başladı. Şurada görüyorsun bir tane. Meydana çıkmış bir tanesi. Mükemmel. Yani bunlar bir iki hafta sonra hasada başlayacağız. İçi. Ne zaman ektin? Karpuzlarımızı yaklaşık 1,5 ay önce ektik. Bir ay içinde de hasadımızı yapacağız ve hasadımızı bitireceğiz. Keşke biz de bir ay sonra gelseymişiz diyorum. Seni de böyle yine alabilir miyim bana doğru? Karpuz, asıl gözükmesi gereken. Tadı çok güzel değil mi? Şimdi ben herkesin, sizin çok merak ettiğiniz bir şey soracağım. Evet. Dışarıda karpuz alırken nasıl seçeceğiz bunu? Kelek mi, iyi mi? Nereden anlayacağız? Şimdi marketlere gittiğimizde şöyle bir karpuz var. Hani çok iyi bir örnek olmasa da burasının kurumaya başlaması lazım. Biz hasada burası kuruduktan sonra başlarız sapı. Hmm. Sapı buradan kurumaya başladan biz hasada başlarız. O karpuz artık göbek bağı kesilmiştir. Onu biz buradan koparırız, kamyonlara yükleriz ve satışa hazır hale getiririz. Başta bakacağınız kısım burasının kuru olup olmaması. Eğer kuru değilse bunu erken hasat etmişlerdir ve olgunlaşmamıştır tam olarak. Onun dışında bu tok toklayarak alanlar vardır böyle. Evet. Yani tok tokladığında içinin çok boş olmaması. Mesela şu an bu karpuz olmaz. Gibi. Ama dolu gibi. Dolu gibi ama değil. Ben anlamıyor da olabilirim. Yani bu sesin daha tok bir ses olması lazım. Sapının kuru olması lazım. Biraz da kumar işi diyebiliriz. Renkten peki var mı? Bir renginin canlı olması lazım. Renginin canlı ve soluk olmaması lazım. Şu an bu çok canlı duruyor. Can, evet canlı. Ama yani bunun da hasadına 2 hafta var neredeyse. Bir 10 gün, 2 hafta kadar var. O aşamada bunun rengi birazcık soluyor güneşten dolayı. Hatta karpuz boyut olarak daha büyüyor. Büyüyor değil mi? Yani bu böyle bir karpuz olacak. Ama renk olarak solsa dahi bu canlılığı kaybetmemesi lazım. Bu canlı rengini kaybetmemesi lazım. Rengine bakıyoruz, canlılığına ve sapına bakıyoruz. Evet, sapının kuru olması gerekiyor. Herkesin aklında bulunsun, sonra kelek karpuz diye söyleniyoruz yani. Şimdi traktörle domates ara çapasına geçiyoruz. Domates ara çapası yapmaya gidiyormuşuz. Bana traktör kullandıracak söz verdi. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz. Merhabalar Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapacağız bugün?
Bugün şu an ara çapası biten domateslerimizin traktörle çapalarını yapıyoruz. Annen baban öğretmen de hiçbir destek almadan evet. Bu işe giriyorsun. Yani aldığın traktörü bile kendin imkanlarınla alıyorsun. Evet, kesinlikle. Yani bu aslında çok büyük risk ve çok büyük öngörü isteyen bir iş. Çünkü çiftçilik öyle aylık veya 2-3 aylık bir iş değil. Bütçeleri yıllık yapıyorsun. Yıllık hesaplar yapıyorsun. Bir yıl önceden planlıyorsun ve o yıl olmazsa bir yılın boşa gidiyor. Açık hava kumarhanesi diyebilirim bu iş için. Ama üretime çabalamaya devam ediyoruz. Biz gençler bir şekilde bu işi yapmak zorundayız. Çünkü bu işler bize kalacak. Üretmemiz gerekiyor. Artan bir nüfusumuz var. Devamlı üretmemiz lazım. Peki neden domates? Aslında domates bizim bölgemizde çok ekilen bir ürün değil. Genelde Karacabey bölgesinde ekilir. Ben Karacabey bölgesinden edindiğim arkadaşlıklar sayesinde bana ön ayak oldular. İşte file gönderdiler, üretimini anlattılar. Bizim bölgemizde salça fabrikası çok fazla yok. Bizim yöresel halkımız, kendi halkımız evde kendileri salçalı yaparlar. Aslında en sağlıklı salça da budur. Evde kendimizin yaptığı salçalar. Çünkü benden domates alıp yaptığınızda ben ne ilaç kullandığımı biliyorum, ne yaptığımı biliyorum. Evet, fabrikalarda da birçok test yapılıyor, tahliller yapılıyor ürünlere ama tanıdık birinden domates alıp kendi evinde salça yapmak çok daha farklı ve çok daha lezzetli bir şey. Salça zaten Türk kültüründe bence ince çizgimiz. Olmazsa olmaz. Yani her şeyde mutlaka salça var. Ya zaten Türk kültüründeki ilginç. Yemeklerin tamamı salça ve soğan. Gerisi ve yani içine ne eklersen. Evet. Yani ben mesela marketten alıyorum mecbur salçayı. Bu salçanın iyi olup olmadığını nasıl anlayabilirim? İyi olup olmadığını anlamak aslında çok zor salçanın. Çünkü salçanın içine hile karıştırmak çok kolay. Bunun dışında bilindik markalardan almakta çok büyük fayda var. Yani bilindik markadan alırsan sıkıntı yaşamazsın. Ama tabii ki de en güzeli benden domates alıp evde kendiniz yapmanız. Yani ama ben beceremem ki. Annem de hayatta uğraşmaz. Kullanmak ister misin? Sen kullan biraz da istersen. Becerebilir miyim? Becersin ya. Ya gidersek bir yere. Bir şey olmaz. Değişelim. Ya kaza yaparsan? Ya nereye yapacaksın? Tarlanın ortasındayız. Ay bak, emin misin? Eminim. Ben sana göstereceğim. Gel sen otur. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım şu anda. İnşallah bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gaz ne? Gaz var değil mi? Şimdi bu debriyaja bas. Hangisi? Şu. Normal araba kullanıyorum. Araba, aynen. Sonuna kadar mı basacağım? Kimiyetim yok. Şimdi şöyle, şu ortada bak bir tane şey var. Kahverengi çubuk. O çubuğu sırayı ortalayacaksın. Bir dakika, şu havalandırma şeyinin orada. Ben şu var ya. Ha, okey. Onu tam sırayı ortala. Ortalı ya. Şimdi yavaşça gidebilirsin. Buraya basacağım değil mi? Ona basmana gerek yok. Gaz şu. Ha, gaza çok basma. Çek ayağını, gider o zaten yavaş yavaş. Basamıyorum. Debriyajdan mı ayağım hala? Çek debriyajdan. Emin misin? Eminim. Çek yavaş yavaş. Başarabilirsin. Tamam, sadece onu ortala. Dur. Bence ortalı şu an. Sen beni... Ortalık değil. Evet, şu an iyi. Ama ben ortalık tutturamıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Emin misin? Eminim. Hafif çok gaz ver. Hafif gaz ver. Çok hızlı. Deniyorum. Bas debriyaja. Şuracık kaldıralım. Ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Ne oldu şimdi? Kaçırdım biraz. Bence sen geldin sen. Çocukları eğlendirdik, bitti yani. Onun gibi oldu, gel. Şimdi ay, üzümle bir şey yapmayayım. Hayır, sıkıntı olmaz. Ne benim yüzümden orası olmazsa? Olur mu mesela bir şey, ne olur? Ya geçer sesinden olmaz ama önemli değil o kadar yani çok. Ama kızımı yapayım? Önüme mi bakayım, bunu mu ortalayayım? Ve şimdiki durağımız biber tarlası. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir alan. Manzarası mükemmel. Ne yapıyoruz burada? Burada kapya biber yetiştiriciliği yapıyoruz bu arazimizde. Biberlerimiz şu an döl tutum döneminde.
ve tane oluşturmaya başladılar yavaş yavaş. Sulamamızı açtık hep beraber. Şimdi sulanıyor. Kalsiyum ihtiyaçlarını gideriyoruz. Hep birlikte inceleyebiliriz aslında biberleri. Evet. Kamera arkasında da söylemiştin kalsiyumun ne kadar önemli olduğunu. Hatta evet. bizim aldığımız biberlerin o yüzden bir şekli bozuk diye de konuşmuştuk. Evet. Yani verdiğimiz kalsiyumun önemi biberimizin düzgün ve biber şeklinde olmasını sağlıyor. Şekil açısından veriyoruz biz bunları. Mesela burada bir biberimiz var. Mesela bu çöküntü kalsiyum eksikliğinden dolayı kaynaklanıyor. Bu biberimiz gayet sağlıklı. Burada gelen yeni biberlerimiz var. Mesela sağlıklı olanlarından gayet şekli güzellerden hangisi var? Burada. Bunların hepsi güzel gerçi. Evet, bir tane koparabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi taptaze bahçe biberi. Nasıl yetişiyor biber? Biber nasıl yetişiyor? Zor mu? Öncelikle... Biz oturup takılıyorduk. Öncelikle biberin tohumunu tohumluklarımıza ekeriz veya parayla yaptırırız. Ardından fidesini yolup tarlamıza geliriz. Tarlamıza malt çektikten sonra çift sıralı şekilde ekilir. Yani bir sıraya gördüğünüz bu sıraya iki sıra ekeriz. Ortaya damlamayı sereriz. Bunların çift sıra ekmemizin sebebi rüzgardan dayanıklı olmasın kaynaklı. Birbirine dayansın diye böyle ekiyoruz. Ve biber hava alan yeri çok sever. Bu yüzden böyle açık bir alana ektik bu biberi. Böyle yamaç bir yere ektik. Hastalıktan, mantari hastalıklardan, rüzgar esinden dolayı çok fazla korunuyor. Ve çok fazla ilaç atmamıza gerek kalmıyor. Böylelikle çok daha sağlıklı ürünler yetiştirebiliyoruz. Bölgede biber ne durumda peki? Bölgede biber yetiştiriciliği yok denecek kadar az. Yine sen yine ben öncelik ediyorum. Süpersin. Umarım çoğalır bu şekilde üretimler. Süper. Evet, biz bugün Profi Traktör Türkiye ekibiyle beraber Edirne Keşan'daydık ve genç çiftçilerden Oğuz Kağan Gökçe'nin misafiri olduk. Çok keyifliydi bizim için. Sizin için nasıl geçti? Çok kısa alabilir miyim? Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öncelikle insanlar bana her türlü mecradan ulaşabilirler. Takıldıkları yerde, sormak istedikleri yerde her türlü yardıma açığım ve yardımcı olmaya da açığım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki ziyaretlerinizde genç çiftçileri daha iyi tanıtırsınız. Ben teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz ve misafirperverliğiniz için. Biz Profi Traktör Türkiye ile beraber Oğuz Bey'in bugün konuğu olduk. Diğer çiftlik ziyaretlerimiz için bizi takip etmeyi unutmayın.